Merdiven de çıkamıyor, yürüyemiyoruz yani. Artık son noktaya geldiğini, protez ameliyatı olmam gerektiğini belirttiler. Emekli albayım. Ama mesleğimle ilgili çok sıkıntılar yaşadım. Bizde kitlenme oluşmaya başladı. Bu eğitimimizi etkiledi yani. Ben gelirken hocam ilk söylediğim yani journey extra olma imkanım var mı? Daha esnek olduğunu, dizi daha fazla bükülebileceğini, daha güçlü olduğunu, daha uzun ömürlü olduğunu belirtiyorlar. Benim kafama yattı yani. Daha çünkü spora da devam etmek istiyorum. Bisiklet sürmek istiyoruz yani kalan ömrümüzde. İsmim Günay Şatan'a. 61 yaşındayım. Ankara'dan geldim. Dizimdeki problem 15 yaşında Işıklar Asker Lisesi'nde okudum gene Bursa'da bulunduğumda. Kasadan düştüm. İşte kasadan düştükten sonra sürekli burkulmalar başladı. 1978'de Çekirge'de askeri hastanede ameliyat oldum. O zaman menisküsü aldılar. Daha sonra 90'da tekrar Ankara'da Gülhan Askeri Hastanesi'nde bir artroskopi ameliyatı oldum. Ama gene fayda etmedi. Belli birkaç sene sonra tekrar aynı sıkıntılar oluşmaya başladı. 3-5 sene bu şekilde gittikten sonra işte bugünlerde artık merdiven de çıkamıyoruz, yürüyemiyoruz yani öyle diyebilirim. Tabii iğne tedavisi uygulandı. 2016'da artık son noktaya geldiğini, iğnenin fayda etmeyeceğini ve protez ameliyatı olmam gerektiğini belirttiler. Ben gene biraz teknolojinin gelişmesini bekledim. Daha iyi bir teknoloji gelsin de yani o zamanki protezlerden, ameliyat sonuçlarından iyi netice alınmıyordu yani çoğunu. Yani alan da vardı, almayan da vardı. Beklemeyi tercih ettim ama işte artık son noktaya geldiğimiz için ameliyat olmaya karar verdik. Kayan Bey'i ben internette fark ettim. Uzun yıllardır takip ediyorum Kayan Bey'i. Kayan Bey de bana güven verdi. Yani bu yapılan yorumlara falan baktığımda da yani o güveni elde ettim. Protezler gelişti, teknoloji gelişti. Hasta hizmetlerini arayarak bilgi edindim. Birkaç soru sordum. Daha sonra tabii Kayan Bey'in yaptığı ameliyatları inceledikçe böyle ikinci defa irtibata geçtim. Peşinden de uygun bir zamanı ayarlayıp randevu aldık Kayan Bey'le. Bugün işte hastaneye gelip katılmış olduk ya. Ben gelirken hocam ilk söylediğim yani journey extra olma imkanım var mı? Dizim buna müsait mi diye hocamıza söyledim. Bunu internette inceledim. Gerçek doğal ayağın hareketlerine en yakın madeni alaşımlara işte alerjisi olan kişilerdeki fayda sağlayacağını belirtiyor. Daha esnek olduğunu, dizi daha fazla bükülebileceğini, daha güçlü olduğunu, daha uzun ömürlü olduğunu belirtiyorlar. Çok kolaylaşmış, çok pratikleşmiş, teknoloji artık tam kullanılır hale gelmiş diyebileceğim bir ameliyat tarzı. Doğal olarak insanın yapacağı hataları ortadan kaldıran bir sistem kurmuşlar yani. Bu da insana güven veriyor. Bu da internette izledim öyle yabancı böyle yani ağırlık çalışıyor ayağında falan. Yani onlar da bana olumlu yönde motive etti yani. Kayan Bey'e güvendik. İnşallah iyi bir ameliyat olacak diye düşünüyoruz. Ameliyata gittim. Ameliyatta hoşuma giden belden uyuşturacaklardı. Hiç hissetmedim yani. Ameliyat güzel geçti. Bir sıkıntı yok. Ameliyattan geldik. Tabii ameliyattan sonra biraz ağrımız, sızımız oldu az bir şey de olsa. Belli bir süre sonra o ağrılar da kesildi. Kesildikten sonra fizyoterapist arkadaşlarımızın eşliğinde yürüyüşler yaptık. Yürüdükçe ayağımdaki gücü daha iyi hissetmeye başladım. Dizimde bir güç oluştuğunu hissettim. İlk yürürken dizim biraz titrek böyle yürüyordum ama daha sonrakilerde daha sağlam yere bastığımı fark ettim. İkinci günde bugün de sabah itibariyle koridoru baştan başa bir yürüdüm böyle. Ve dizim ağrımadı yani öyle diyebilirim. Peşinden merdiven çıktık. Merdivende de bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Gayet güzel yürüdük yani. Kayan Bey tabii ki ziyaret etti, durumumuza bakıyor, gelip günlük kontrollerini yapıyor. Buradaki hemşireler olsun, fizyoterapistler olsun hepsi çok güler yüzlü. Bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Allah onlardan da razı olsun. Gidişatın olumlu olduğunu görüyorum. İnşallah eski sağlığımıza kavuşacağız. Benim durumumda olup da sıkıntı yaşayan arkadaşlara tavsiye ederim. 8 seneye yakın bisiklet sürdüm. Bisiklet sürmeyi devam ettirmek benim en çok hoşuma giden hobilerden biri. İnşallah o günlerde göreceğiz yani.